Habertürk.com'a hoş geldiniz. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik yeni olası operasyon açıklamasının uluslararası yankıları sürüyor. Son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Ankara'daki ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde gündeme gelmişti. İlk günden beri ABD'den de kaygı, endişe açıklamaları yapılmıştı. Yine yankıları devam ediyor konunun. Şimdi bu konuyu ele alacağız. Çiner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar'la. Sayın Çınar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum size de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Mayıs'ta yaptığı açıklamanın ardından Suriye'nin kuzeyine yönelik yeni bir olası operasyon açıklamasının ardından hemen ABD'den endişe ve kaygı açıklamaları gelmişti. Sizinle de konuşmuştuk bu başlıkları. Siviller, insani yardım ve özellikle DAEŞ'le mücadele konusunda kaygıları vardı, endişeleri vardı. Son yorumlar nedir ABD'de? Türkiye'nin olası operasyonuyla ilgili son yankıları nedir bu konunun ABD'de? Buyurun. Şimdi Biden yönetimi Türkiye'nin olası Suriye operasyonunu bekliyor. Ama ne zaman, nerede, hangi bölgeden operasyonun başlayacağıyla ilgili tam net bilgisi yok Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yani şu anda bekle gör politikası yaptığını söyleyebiliriz. Ama zaman zaman basın toplantılarında hala Suriye olası operasyonuyla ilgili olumsuz görüşlerini Biden yönetiminin söylediğini belirtebiliriz. Bilhassa DAEŞ'le mücadelede büyük bir darbe vuracağını bu operasyonun ve ortaklarımız YPG ve PKK'nın da kayıp verebileceğiyle ilgili açıklamaları var. Tabii yakın zamanda Amerikan Kongresi'nde Suriye konusunda bir açık oturum oldu. Bu açık oturumda Dışişleri Bakanlığı, Pentagon'un önemli yetkilileri de bulundu. Bilhassa Amerikan Kongre üyelerinden Biden yönetimine nazaran daha sert açıklamalar geldiğini de gördük. Yani kesinlikle Suriye olası operasyonu ile ilgili olmaması, hatta olursa da çok ciddi sonuçlar olacağı ile ilgili de birçok Senato Dışişler Komite üyesinin açıklamalarını gördük. Evet, yani Türkiye'nin bu konuda kararlı olduğunu görüyor ABD, değil mi? Hem yönetim hem kongre. Kesinlikle, yani baktığımız zaman Türkiye daha önceden 3-4 tane son 2 yılda 2019 bilhassa Amerikan yönetiminin paniklediği, sıkıntılı bir sürecin zirveye ulaştığı dönem oldu. Hatırlayacağız üzere Başkan Trump, Başkanımızın Mike Pence ile Pompeo hemen Ankara'ya yollamıştı ve evet, operasyon Ankara Anlaşması adı altında durdurulmuştu. Amerika o şekilde görüyor. O nedenle de Biden yönetimi de Türkiye'nin 2019'da 2 Mayıs'ta yaptığı bu anlaşmaya sadık kalmasını istiyor açıklamaları var. Ama tabii Senato Dış İlişkiler Komite üyelerine baktığımız zaman bilhassa Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf'e sorduğu sorular çok sıkıntılı sorulardı. Yani köşeye sıkıştırmaya çalışmıştı. Yani operasyon olacak mı, Türkiye vazgeçer mi sorularına bunun garantisini veremem açıklamasında bulundu. Aynı şekilde birkaç kongre üyesi bu konuyu F-16'lara bağladığını görüyoruz. Aynı şekilde NATO'nun İsveç ve Finlandiya konusundaki başvuru süreciyle ilgili de yine Suriye operasyonuna bağlantı kurduğunu gördük. Yani birbiriyle ilişkili olacak eğer bu operasyon olursa. Diğer konuları etkileyeceği görülüyor Amerikan Kongresi'nde. Evet. Türkiye-ABD ilişkilerinde son günlerde en güncel başlıklardı bunlar. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci ve F-16 meselesi tabii. Biden yönetimi özellikle bu konularla Suriye'ye yönelik olası bir operasyonu ayrı tutmak eğilimindeydi. Fakat Kongre öyle bakmıyor anladığım kadarıyla. Biraz daha şart koşuyor gibi, daha pazarlık konusu ediyor gibi. Değil mi? Evet, Biden yönetiminden Dışişleri Bakanı Blinken çok netti. Kesinlikle F-16 konusu veya askeri satışların olası Suriye operasyonu veya NATO, İsveç, Finlandiya konusuyla tamamen ayrı olarak gördüklerini nitelendiriyor. Ama Amerikan ülkeler gibi açıklamalar vardı, değil mi? Evet, İsveç ve Finlandiya'nın Ankara'ya gelişleri yakın olarak takip edildi. Şimdi NATO Genel Sekreterinin 3 ülke ile bir araya getirecek bir toplantı yapacağı biliniyor. Dediğiniz gibi Amerika çok müdahil olmak istemiyor. Ama Amerikan Kongresi ki dün Senato Dışişler Komitesi'nde
İsveç'e Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasıyla ilgili olumlu bir karar çıktı, tasarı çıktı. Hatırlanacağı üzere 30 tane NATO üye ülkesinin parlamentosundan geçmesi gerekiyor. Amerikan Kongresi'nde de Senato dış ilişkilerde ilk etap aşıldı. Şimdi de Senato Genel Kurulu'na gelecek ve bu genel kuruldan sonra da Başkan Biden'ın imzasına gidecek. Yani burada hiçbir sorun yok İsveç ve Finlandiya konusunda. Tabii burada bir sıkıntı yaratacak ülke Türkiye olursa bunun da sonuçları olur. Açıklamaları geliyor Amerikan Kongre üyelerinden. Ama tabii olası Suriye operasyonuna baktığımız zaman ben açıkçası Kongre'de bir yumak gibi iç içe sarılmış sorunlar var. Eğer bir tanesinde sıkıntı olursa diğerlerine etki eder mesajını veren bazı Kongre üyeleri var. Peki bu durumda Biden yönetiminin F-16 ile ilgili satış bildirisini de Kongre'ye sunması ertelenir gibi görünüyor. Yani uzunca bir sürece yayılır gibi görünüyor. Ne dersiniz? Tabii birkaç kere yokladı. Yani Türkiye'ye askeri satış konusunda bazı mektuplar geldi. Yollandı Amerikan Kongresi'ne. Bazı Kongre üyeleri aslında olumlu demeçler veren de oldu. Ama genele baktığımızda Biden yönetimi Kongre'nin olası hayır, biz itiraz ediyoruz bu satışa demesini duymamak için veya garanti altına almak için bu satışı bekliyor. Ta ki Kongre'de üyelerin evet bu itirazı yapmayacağız açıklamalarına rağmen. Ama şu anda Kongre'deki havaya baktığımız zaman böyle olumlu bir hava yok. Yani itirazlar gelebilir anlamı çıkıyor. O nedenle de Biden yönetimi, Dışişleri Bakanlığı satış bildirisini resmi olarak yollamadı. Ben açıkçası 2022 yılında da bu satış bildirisini çok yollayacağını açıkçası göremiyorum. Evet, bu yıl görünmüyor gibi. Peki bu anlamda çok önemli bir başka görüşme Ankara'da gerçekleşti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir görüşmesi oldu. Bu ziyaret, bu görüşme ele alınan başlıklardan bir tanesi de yine bu konuydu. Suriye'ye yönelik yeni operasyon konusuydu. ABD'de nasıl yankılandı, nasıl yorumlandı? Tabii Rusya'dan da açıklamalar var. Esad rejiminin de açıklamaları gündeme geldi. Yani Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Esad rejimi Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna karşı çıktıklarıyla ilgili haberler gündeme geldi ki Rusya'da bu konuda açıklamalarda bulunmuştu. Tabii Rusya eskiye göre çok aktif değil bu bölgede. O nedenle Amerika'ya göre daha sert açıklamalar yapmıyor. Aynı şekilde şunu da belirtmekte fayda var. Rusya PKK'yı terörist organizasyon olarak da görmüyor. Yani ilişkileri YPG, PKK konusunda Rusya'nın da yakın ilişkileri var. Bu nedenle de Amerika Birleşik Devletleri evet bizim ortağımız YPG, PKK ama Ruslar da çalışıyor havasını veriyorlar konuştuğum askeri yetkililerde. Lavrov'la Çavuşoğlu'nun görüşmesi yakinen tabii takip edildi. Ağırlıklı olarak Ukrayna Savaşı ile ilgili Amerikan medyasında manşetler öne çıktı. Hatta Lavrov Çavuşoğlu anlaşamadı tarzında bazı manşetler çıkmıştı. Ama genele baktığımızda Suriye operasyonu konusunda Biden yönetimi Rusya'nın etkisini veya Rusya'nın dedikleriyle ilgili çok yorum yapmaktan açıkçası kaçınıyorlar. Peki, eklemek istedikleriniz var mı son olarak? Tabii bu ay 15-16 Haziran'da NATO Savunma Bakanları toplantısı olacak. Burada hem Hulusi Akar hem Amerikalı mevkidaşı katılacak. Ukrayna konuları ağırlıklı konuşulacak. Tabii İsveç ve Finlandiya'nın da gelmesi bekleniyor. Tabii en önemlisi de 29-30'unda NATO Liderler Zirvesi, Biden'ın programı açıklandı. 28 Haziran'da Brüksel'e gidecek. Hatta şu an itibariyle İspanya ve Almanya başbakanlarıyla görüşeceği de açıklandı. Diğer ikili görüşmeler kimlerle olacağı detayları yavaş yavaş gelmeye başladı. Ama NATO bu ay, yani son Haziran'ın iki haftasında damga vuracağını söyleyebiliriz. Ve gözler muhtemel Erdoğan-Biden görüşmesiyle beraber NATO'nun Rusya'ya karşı vereceği diğer sert mesajlara odaklanacak gibi görünüyor.
Evet, küresel anlamda önemli başlıklar çıkacak gibi bu iki zirveden Türkiye ile de ilgili önemli konular ele alınacak gibi. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası operasyonun yankıları devam ediyor. ABD'den gelen tepkiler yorumlarda sürüyor. Bu konuyu ele aldık. Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar'la tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.